Sayın Belediye Başkanım, kaymakamlarım, başkanım, değerli Anamurlu kardeşlerim, değerli basın mensupları, bugün Anamur'da bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizi büyük bir coşkuyla karşıladığınız için sizlere yürekten teşekkür etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gerçekten sizlere sevgi ve selamlarımızı getirdik. Türkiye'mizin gelişmesi, Türkiye'mizin başarıları, Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylar, biliyorsunuz son yıllarda Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon zenginlikleri ve bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte gemilerimizin buralarda sondaj çalışmaları, çeşitli faaliyetleri bu bölgeyi daha da önemli hale getirmiştir. Ve o bakımdan Anamur'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağların daha da geliştirilmesi, karşılıklı gerek ticaret, gerek ekonomik, gerek kültürel, gerek her türlü temasın yoğunlaştırılarak daha da yakınlaştırılmamız, daha da birbirimize yakın olmamız elbette hepimizin temennisidir. Biliyorsunuz 2012 yılında Alaköprü Barajı'nın oluşturulması, Dragon Çayı'ndan, Torosların eteklerinden süzülen ve akan suyu bu barajdan biriktirilmesi ve haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekten üstün bir mühendislik çalışması ile asma borularla suyu götürülmesi ve yılda şu anda 75 milyon metrekare küpün su Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Geçitköy Barajı'na aktarılması milletimizin büyük bir başarısıdır, asrın projesidir ve Kıbrıs Türkler gerçekten bu anlamda kendi ekonomilerini ve tabii ki yaşamlarını geliştirebilme imkanı bulmuşlardır. Bu fevkalade önemli bir projeydi. Belki bugün burada sabahleyin Alaköprü Barajı'na yaptığımız temaslarda orada bulunan 3 köyün tahliye edilmesi, yüzyıllardır yaşadıkları yeri bırakarak başka yerleşim yerlerine binlerce insanın gönüllü olarak tekrar yerleştirmesi ve böyle bir imkana vesile olmaları çok büyük bir olaydır. Dolayısıyla buradan o insanlara şükranlarımı sunmak istiyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. İşte Türk insanı her zaman fedakarlık yaparak, özveride bulunarak kendi ulusunun, kendi milletinin, kendi coğrafyasının gelişebilmesi için ve kalkınabilmesi için her daim gerçekten fedakarlıklar yapmıştır. O anlamda Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri de bu bağlamda gelişmektedir. 1974 Barış Harekatı'ndan sonra bildiğiniz gibi Türk askerinin adaya atmasıyla adaya huzur ve barış gelmiştir. Ve şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu barış ortamında, huzur ortamında kendi yoluna devam etmektedir. Hamdolsun daha da güçleneceğiz, daha da Doğu Akdeniz'de önemli bir devlet haline geleceğiz. Temennimiz budur. Tabii bu başarılarda mutlak Türkiye Cumhuriyeti'nin de fedakarlıkları vardır. O anlamda bir Sayın Başkan'ın da dediği gibi her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin mutlu gününde, zor gününde yanındayız. Barış Pınarı Harekatı'nda da hep yanında olduk ve ne mutlu bize ki gerçekten Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin bu kararlılığından dolayı şu anda bu bölgede huzurlu, güvenli ve gerçekten dünyaya da göstermiş olduğumuz şekliyle büyük bir başarıya millet olarak imza attık. Elbette böyle günlerde bu duygularımızı da paylaşmak durumundayız. Bir kez daha bizi büyük bir coşkuyla karşıladığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanıma, Kaymakamlarıma, Belediye Başkanıma, Anamur halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Ve gerçekten daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, özellikle Girne bölgesinde sabah kalktığımızda Torosların net görüntüsü, Toroslara ve Türkiye'mize ne kadar yakın olduğumuzu ve bu denizlerin sabahleyin bu yeni iskeleyi de ziyaret ettik. Oradan Kıbrıs'a baktık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktık, Geçitköy Barajı'na baktık, Sarkazam Köyü'ne baktık. Hemen hemen elimizi kaldırdığımızda dokunacak gibi o kadar yakın bir mesafede. Dolayısıyla coğrafya bizi yakınlaştırmıştır. Doğu Akdeniz'in güzelliğinde daha da yakınlaşıyoruz. Teknoloji, gelişmeler, uçak seferleri, gemi seferleri, bütün bu ilişkiler hem ticaretimizi, hem karşılıklı anlayışlarımızı, hem gönül bağımızı daha da güçlendirmektedir. Böyle bir olan gönül bağdır, sevgidir, muhabbettir. Milletimizin bekasıdır, milletimizin büyüklüğüdür. Ne mutlu bize ki Türk evladıyız, Türk olmaya devam ediyoruz. Ne mutlu bize, bu coğrafyada gerçekten milletimizin başarısı.
başarısı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde huzur içinde yaşayabilmemiz, ekonomisi geliştirebilmemiz, halkımızın esenliği ve bekası elbette sağlıklı ilişkilere bağlıdır. O bakımdan böyle temaslar, böyle ziyaretler, böyle yakınlıklar, böyle sevgiler, böyle muhabbetler örnek olsun diyorum. Ve dolayısıyla Anadolu halkını selamlıyorum. Anamurlu'dan selamlıyorum. Bizi güzel karşılayan bu güzel insanları selamlıyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize ki bu yakın ilişkilerimiz daha da yoğunlaşmakta, daha da güzel günler bizi beklemektedir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu muhabbetle, bu sevgiyle hepinizi kucaklıyorum. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize ki daha da güzel günler bizi bekleyecektir. Daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Neden? Çünkü insanlarımızın refahı için, insanlarımızın mutluluğu için. Türk milleti her zaman herkesle barışık olmuştur. Biz de Kıbrıs'ta herkesle barışık olmaya çalıştık. Milletçe bizi ezdiler, kalktılar. Ne mutlu bize ki 1974'te Türkiye'nin askeri geldi ve garanti anlaşmalarından dolayı yasal hakkıyla geldi ve şu anda Kuzey Devletimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dimdik ayaktadır. Ayakta olmaya devam edecektir ve kendi insanına, kendi halkına esenlikli, refahlı ve gerçekten hak ettiğimiz yaşam noktasında bizlere bu güzellikleri sunarken bu da bizim bilincimizdedir. Türkiye'nin desteğiyle inşallah çeşitli alanlarda başta turizm sektörü, yüksek öğrenim sektörü, hizmetler sektörü, sanayi bölgelerimiz ve elbette tarımsal faaliyetlerimizin gelişmesiyle hem kendi halkımıza hem gelen turistlerimize hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geneline büyük hizmetler verebileceğini düşünmekteyim. Bu bağlamda buralarda bugün sabah gördüğümüz bu güzel seraları, tarımsal faaliyetleri Sayın Tarım Bakanımız ve ekibiyle birlikte inceleme temaslarında bulunmaktayız. Az sonra da fuarın açılışında bulunacağız. Bu tarımsal faaliyetlerin gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin başarılarıyla bu teknolojinin bize de aktarılması. Mesela bu güzel muz. Evet. Ne güzel bir tat. Ne güzel bir tat. Buranın ürünü. Şimdi şu anda Tarım Bakanımız aynı ürünü bizim Yeşilköy bölgemizde, Yeşilırmak bölgemizde bir takım çalışmalarla orada da geliştirmek istiyor. Dolayısıyla Tarım Bakanlığımızın derevi elemanları, tarıma meraklı insanlarımız, girişimcilerimiz bu muz gibi muzları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmek istediğimizi, Türkiye'mizde gelen suyun da yardımı ve katkısıyla, o güzel suyun katkısıyla inşallah böyle muzların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yetiştirilmesi ve insanlarımıza gerek ekonomik gerek ticaret anlamında başarılara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu muz tabii ki gerçekten bu bölgede anladığım kadarıyla bayağı bir yetiştiriliyor ve yetmiyor. Yetmiyor. Dolayısıyla biz eğer başarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de böyle güzel muzlar yetiştirebilirsek işte düzenlenecek olan gemi seferleriyle Anamur'a da getirebiliriz. Buradan Alanya'ya, Antalya'ya ve Türkiye'nin gerçekten gelişen bu bölgelerine bu muzumuzu ihraç edebiliriz. Dolayısıyla böyle potansiyelleri de değerlendirmek lazım. İşte onun için karşılıklı ilişkiler bıkmadan, usanmadan çalışarak ekonomik faaliyetleri geliştirmek hepimizin dileğidir, hepimizin temennisidir. Bu duygularla bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunarım.